Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Model S ve X'te olan herkesin bilmediği faydalı özellikleri tek tek göstereceğim. Yani herkesin bilmediğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir video yapmamda fayda var diye düşündüm. Şimdiden iyi seyirler dilerim. En önem verdiğim özellikten başlayacağım. Navigasyonda böyle girdiğimiz zaman normalde adresi önce yazar sonra numarayı yazarız. Mesela böyle Silet Eyveyin. Mesela daha hala gelmedi. Aşağıda 66 falan geldi. Silethey'i ve yin 41 diyelim mesela. Böyle basıp adresi vermemiz lazım navigasyona. Ama bunun kolay bir yönü var. Çoğunun bilmediğini zannediyorum. 41'i önce basarsak sadece S yazmaya başladığımızda gördüğünüz gibi yakındaki en yakın adresleri daha çabuk böyle yazmadan tasarruf edecek şekilde yolda da dikkatimizi dağıtmadan böyle çıkarabiliyoruz. Gördüğünüz gibi daha S yazarken Silethey'in geldi. Türkiye'de olsaydım Türkiye'deki adresler atıyorum Ankara Caddesi farklı farklı caddeler Türkiye'deki böyle daha yazarken gelecekti. Onu da Türkiye'de denedim. Gerçekten de orada da oluyor. Buraya da mesela bir özellik daha var çoğunun bilmediği. Mesela böyle sağa çektiğimiz zaman direkt gördüğünüz gibi home diye de yazıyor zaten. Ev adresini bilmediğimiz bir yerden eve doğru gideceğiz. Mesela buradan direkt ev adresini yazmadım ben. Fabrika ayarlarını almıştım. Ev adresini tekrar yazmadım. O yüzden ev adresi ayarlayın diyor. Ama ev adresi olduğu zaman böyle çektiğimizde direkt ev adresine gidebiliyoruz. Bir de navigasyon içerisinde burada set home, set work yani bunlar ev ve iş adreslerini buraya kaydedebiliyorum. Direkt buraya bastığım zaman da iş adresine gidebiliyorum. Ev adresine mesela. Buradan da gidebiliyorum. Buralardan işte favori yerlerimize gidebiliyoruz. Buradan da böyle çektiğimiz zaman hafızayı boşaltmak için böyle adresleri çekerek silip hafızadan çıkarabiliyoruz. Navigasyonla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir de klima derecesi var arkadaşlar. Klima derecesi mesela klima böyle açık diyelim. Şu anda çalışıyor. Kapatmak için çoğu girdikten sonra menüsüne böyle buraya kapatma tuşuna basıyor. Bir seçenek daha var. Klima açık şu anda. Bastığımız zaman böyle direkt kapatabiliyoruz. Basık tuttuğumuz zaman yani bastıktan sonra elimizi çekmeden biraz basık tuttuk mu 3 saniye kadar klimayı böyle kapatmış oluyoruz hiç menüye girmeden. Bir de burada iki bölgeli klima var bu arabada. Böyle açtığımız zaman aslında 3 belgeli arkaya da ayrı yönetebiliyoruz. Şu anda iki bölgeyi birleştirmiş halde böyle bir tane yukarıya ayara bastığımız zaman burada sync yani eşitle geliyor. Eşitle'ye bir kere bastıp iptal ettiğimizde böyle iki tane numara çıkıyor. Bu iki tane numaradan dereceleri böyle ayarlayabiliyoruz. Farklı farklı ayarlayabiliyoruz ama bunu istemiyorsak bunun üzerine böyle bastığımız zaman tekrar sync dediğimizde ikisini 21 dereceye eşitliyor. Bu da güzel herkesin bilmediği bir özellik. Çoğunda görüyorum böyle 2 derece falan kullanıyor. Ben iki tarafı ayrı ayrı kullanmıyorum. Ayrıca tabii ki arka tarafı da kendimiz ayarlayabiliriz ya da otomatiğe de alabiliriz. Arka da ayrı. Şimdi bunu kapatayım. Bir de arkadaşlar telefonda böyle gördüğünüz gibi şu anda mesela girdiğimiz adresi navigasyona gönderebiliyoruz. Paylaş dediğimiz zaman böyle Tesla aplikasyonunu seçiyoruz. Tesla aplikasyonu telefonda yüklü olması lazım tabi. Normalde oluyordu. Bugün olmayası tuttu. Bunu da bilin hiç yoktan. Olmadığı zaman kendiniz içeriye girip yazarsınız ama olduğu zaman da iyi oluyor. Aslında bazı evden falan göndermek adresi güzel oluyor. Bunu da göstereyim dedim. Arabaya restart atma, komple resetleme yani nasıl yapıyoruz? Şu iki tane tekerleğe bastığımız zaman frene basık tutuyoruz önce. Ve bu iki tane tekerleğe basık tuttuğumuz zaman bu ekranı komple sıfırlıyoruz. Benim arabada böyle. Ama MCO2'lerde sadece bu iki tekerleğe tuttuğumuz zaman iki ekranı birden resetlemiş olabiliyoruz. Şimdi bu iki ekrana basık tuttuğumuz zaman böyle ortadaki ekranı resetliyoruz. Ve ortaya T logosu gelesiye kadar elimizi çekmiyoruz. Buradan basarken de dikkat ediyoruz. Belli bir süre beklediğimiz için basıncı artırıp bu tuşlara zarar verebiliriz. Bunu yapan da çok tabii. Birazdan T logosu gelecek. Hatta şöyle elim yukarıya doğru, parmaklarım yukarıya doğru kaydırıp üzerinde üstteki tuşlara da bastım mı? Gördüğünüz gibi şimdi küçük ekranda resetlenecek. Şimdi o da resetlendi. Orada da T logosu gelesiye kadar bekliyorum. Orada tabii ki biraz daha hızlı geliyor. Mesela şimdi ortadaki ekranda T logosu geldi. Oradan elimi çektim. Şu anda yukarıdaki tuşlarda tutuyorum elimi. Hani burada Tesla servisindeki kişiler dedi T logosu gelesiye kadar elinizi çekmeyin diye. Yalnız ben bir fark gördüğümü söyleyemem. Aslında ikisinde de resetleme oluyor ama tam her şeyi resetlemesi gerekiyorsa belki onu bizim bilmediğimiz başka şeyler de resetliyorsa onu da bilemem. Ama şu anda mesela bu ekran hemen geldi. Buradaki ekranda geliyor. Bu da böyle arkadaşlar. Tesla'nın bütün orijinal hızlı ve ev şarj istasyonlarında Tesla'ya aitse burada hepsinde böyle sokette burasında tuş var.
Böyle gördüğünüz gibi. Bu tuştan şarj kapağını buradan direkt böyle açabiliyoruz bastığımız zaman. Şu anda inat etti, açılmıyor. Video çektiğim için. Evet, şimdi açıldı. Böyle takıyoruz ve şarj başlıyor. Böyle şarj başladığı zaman içerisinde kilitliyor. Şarj olurken çekilememesi için. Bu kilidi sökmek için iki seçeneğimiz var. Bilhassa Tesla harici şarjlarda içeriden şarjı iptal etmemiz lazım ya da makineden şarjı bitirdiğimiz zaman burası otomatik olarak sökülüyor ama böyle kumandanın arkasında bagaj kapağı düğmesine de basık tuttuğumuz zaman buradaki kilidi söktürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi açık maviye dönüyor. Koyu mavideyken kilitli anlamında. Ama diğer şarj istasyonlarında şu tuşta yoksa bu kumandayı kullanmak çok rahat oluyor. Yalnız bu tuştan da böyle kilitliyken, evet şöyle tekrar yapalım, göstereyim size. Şimdi kilidi hemen aktive etti ve kilidi sökmek için de bu tuşlara basık tutmamız lazım. Basıp çekmemiz yetmez. Basık tutup öyle çekiyoruz. Şarj olmadığı için şimdi yeterli oldu ama şarj olurken basık tutmamız lazım. Aynı bu hızlı şarjlar için de geçerli. Bunu da çoğu bilmiyor. Bunu da hiç yoktan göstereyim dedim. Mesela bu şarj portunu çıkaramadığım zaman, içerideki kilit mekanizması iptal olmadığı zaman ekstra manuel olarak burada bir gene halatlı böyle bir çeki var. Şurada hemen lambanın üst tarafında böyle çektiğimiz zaman arabadan uyarı geliyor ama böyle gördüğünüz gibi kilidi manuel olarak sökebiliyoruz. Bu da çok önemli bir özellik. Donlarda falan bir arıza olduğunda şarj portundan kurtulamadığımız zaman bunu kullanıyoruz. Bu da çok önemli. Şimdi burada kırmızı yandı. Sorun olduğu için ama o tekrar gider. Gördüğünüz gibi gitti. O kırmızı yandığında bir arıza olduğunu gösteriyor. Tabii ki orada manuel olarak çektiğimiz için arıza var zannetti. Ama düzeldi tekrar. Bir de arkadaşlar Model X'in bütün kapılarının elektrikli olduğu için böyle gördüğünüz gibi elektrikli açılıyor. Bunun da bilinmeyen özellikleri var. Böyle buradan kolu çektiğimiz zaman da kapatabiliyoruz. Tekrar böyle gene tutabiliyoruz. Ve şuradaki bu mekanizma eğer kapıda donma varsa, sıkışma varsa ekstra güç uygulayarak buradaki kaportaya ekstra güç uygulayarak motorların kapıyı kakalamasına yardımcı oluyor. Mesela Norveç'in soğuk şartlarında eğer arabayı önceden ısıtmamışsak bazı kapıların yapıştığı, donduğu oluyor. Buralara tabi silikonda kullanabiliriz kolay açılması için. Ama o çok faydası oluyor gerçekten çok buzlu karlı havalarda. Mesela böyle size şimdi göstereceğim. Kapıyı açtıktan sonra tutacağım kapıyı. Şimdi olmadı. Şimdi oldu gördüğünüz gibi. Böyle zorla da açtı. Artık buradan tutup çekebiliriz böyle. Şimdi göreceksiniz bunu. Nasıl çıkmış. Tekrar da geri çekiyor. Bu da böyle bir özellik arkadaşlar. Bir kapatmanın bir şekli daha var. Onu da göstereyim size. Açıldıktan sonra eğer kapıyı kendimiz kakalamak istemiyorsak buraya da böyle basıp kapatmasına yardımcı olabiliriz. Tabii ki kumandanın içerideki ayarlara göre bir kere ya da üç kere basıp tepesine bütün açık kapıları kapatıp kilitleyebilir. O da ayrı bir özellik. Bir de sizlere şeyi göstereyim arkadaşlar. Kumandanın pili iyice zayıfladı diyelim. Arabaya yaklaşıyoruz ya da açmak istiyoruz. Açmıyor, ne yapacağız? O zaman gördüğünüz alanı kapıların tam arkasına, şuraya şöyle yakından göstereyim. Tam kapıların ortasındaki çizginin aşağısına, buraya, buradaki marşbiyle kumandayı yaklaştırıyoruz. Öyle açmasını sağlıyoruz arabanın kapılarını. O zaman tuşa bastığımız zaman açıyor. Arabanın kitabında da öyle söylüyor. Bu da bir özellik. Gene tabii ki bataryanın pili zayıfsa arabanın içerisinde de görmeyebilir. Anahtarı buradaki bardaklığa bırakıyoruz. Sensörün burada olduğunu söylüyor Tesla. O yüzden anahtarın pili ne kadar zayıf olursa olsun buraya bıraktığımız zaman gene arabayı çalıştırmamıza faydası oluyor. Gene arabayı çalıştırabiliyoruz. Tabii ki başka bir seçenek de var. Direkt aplikasyondan girip arabayı, anahtarsız da arabayı kullanabiliriz. Yalnız orada da dikkat edeceğimiz bir şey var. Sadece telefondan çalıştırdıysak ve arabanın da pili bittiyse, anahtar içeride bile olsa araba kilitlenebilir. Bir kere başıma geldi. Anahtarı hiç almamıştım. Telefonla çalıştırdım, bir yere gittim. Arabada telefonu bıraktım ve çıktım. Kapıyı kapatır kapatmaz aklıma geldi ama artık kapılar açılmaz oldu. Sonra buradan size bitiyor. Eğer şifrenizi biliyorsanız başkasının telefonuna Tesla aplikasyonunu kurup şifresini yazarak oradaki aplikasyondan tekrar girip
arabanın anahtarsız çalıştırma ve anahtarsız kapıları açma özelliğine girerek kapıları açarsınız ve telefonunuzu tekrar alıp kullanabilirsiniz. Tabii ki öbür telefondan aplikasyonunu silmeyi ve uygulamadan çıkmayı unutmayın. Ve gene çoğunun bilmediği buradaki bu niye böyle dışarıda diyorlar ve içeriye alıyorlar. Burada Norveçlerin de yaptığını gördüm bunun. Dikkat etmiyorlar buradaki uyarıya. Aslında kaza anında, bir acil durum anında, yangın anında işte burada da sen aslında uyarıyor ama çoğu buna dikkat etmeden direkt şu kapağı kaldırıyor ve bunun kapağının altına koyuyor. Bu 12 volt bataryanın gücünü kesmek için direkt buradan itfaiyenin ya da o zamanki acil yardım personelinin görmesi gereken kağıt. O yüzden buradan direkt böyle çekip, böyle zorlayıp çekip kabloyu direkt kesebiliyorlar. O yüzden bunun burada durması gerekiyor böyle. Bunu da söyleyeyim dedim aklıma gelmişken. Bir de bu ön kapak açılmazsa içeride yanlışlıkla bir çocuk falan bir şey kaldı. Burada içeride böyle içeriden sesi duyuyorsunuz. Açabileceğimiz düğme de var. İçeride birisi kalırsa bayağı büyük çünkü Model X'e bir çocuk rahat sığar buraya. Hem böyle hem de şurada manuel olarak açma da var. Şu kapağı kaldırdığımız zaman böyle. Burada kapağın sol tarafından böyle çekerek kapağı çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Buradan böyle ön kapak eğer açılmazsa bazı takıldı oluyormuş. Bende hiç olmadı şükür. Ama bunları böyle çekerek Tesla'da yazıyor böyle iki tane. Sağlam iplik. Evet. Çekiyorum ama olmadı. Şimdi hava çok soğuk ama o iki tane halatı çektiğimiz zaman ön bagajı oradan açabiliyoruz. Burada tabii ki çeki için bağlama yeri de var. Pimi buraya vidalıyoruz ve arabayı çekeceğimizde buradan çekiliyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Gördüğünüz gibi arabanın arka tarafındayım. Arka tarafta falkon kapılar, elektrik falan kesildiğinde böyle açılmadığı zaman mesela basalım açılmadı diyelim. Ne yapacağız? Kumandadan açılmıyor, hiçbir yerden açılmıyor. Arabanın içinde kalmamak için bu özelliği de bilmemiz lazım. Tabii çocukların falan açması imkansız. Bunu biraz Tesla zor yapmış. Yani şunu falan, şu kapağı falan sökmesi acil durumlarda bilinmesi iyi olan bir şey ama çocuklar falan açamaz. Klifler biraz sert çıkıyor. Ve içeride böyle şu arada bir tane şey var, halat var. O halatı çektiğimiz zaman halat burada arada görüyorum buradan. Normal bisiklet teli gibi bir halat var böyle gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. Bunu çektiğimiz zaman aşağıya doğru kapıyı açıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kapı açıldı. Ve kapı artık manuel hale gelmiş oluyor. Korkmadan kapıyı artık böyle kakalayıp manuel olarak açabiliriz. Tabi gene bu çocukların yapamayacağı bir şey. Ben bile bayağı zor kakalıyorum. Ama hiç yoktan böyle kakalayıp çıkabiliriz. Bunu da göstereyim dedim. Şöyle çok zorlatmadan motorları ağır ağır çalıştırarak kaldırabiliyoruz. Bu da böyle arkadaşlar. Sizlere de bu teli şöyle tekrar göstereyim. Açık havada. Burada gördüğünüz gibi hoparlörler, tiz hoparlörleri falan hepsi burada. Gene bilmeyenler için buralarda hava sensörü var. Elimiz sıkıştı, elimizi koyduğumuz zaman değer değmez kapıyı durduruyor. Şöyle göstereyim. Böyle bastığımız anda kapıyı durduruyor ve anında çekiyor. Şu anda kapıyı manuel olarak açmıştım. Bakalım bir sorun olacak mı kapatırken. Gördüğünüz gibi gene aynı çalışmaya devam ediyor. Gene buralarda da böyle hava sensörü var. Bu baştan sona kadar. Böyle baştan sona kadar nereye elimizi koyarsak değer değmez sıkıştırmadan tekrar böyle çekiyor. Gördüğünüz gibi anında çekti. Bagajın içerisinden acil durum çıkışı yerini de sizlere göstereyim dedim. Bunu böyle bu kapağı böyle açıyoruz. Tekrar takılır sorun değil. İçerisinde böyle bir kol var. Onu tutup çektiğimiz zaman şimdi ellemeyeceğim. Ama onu tutup çektiğimiz zaman bagajı içeride manuel olarak aynı yan kapılar gibi açabiliyoruz. Bir de silgiyi servis moduna almadan eğer silgileri silmek ya da değiştirmek falan istiyorsak bütün kapılar kapalıyken ve içeride araba birisi oturuyor da ya çalışıyor durumda değilse şimdi silgiler donmuş ellemek istemiyorum ama şöyle bakayım biraz çözülmüş bir şey olmaz. Böyle kolum bu taraftaki koldan tutup böyle istediğimiz gibi buraya kadar çekebiliyoruz.
Normalde servis modunda buraya geliyor. Ama bunu buraya kadar böyle elimizle çekebiliyoruz. Kendisi bırakıyor yani, ya değilse normalde çalışırken çekemeyiz. Normal sürüşteyken kırmızı ışıkta falan durduğumuzda burada arabada ayağımızı frenden çekmek istiyorsak, yani tutmak istiyorsak arabayı sabit bir şekilde böyle frene bastıktan sonra ekstra bastığımızda şuraya H harfi geliyor. Yakından göstereyim sizlere. Şu H harfi yani hold. Evin önündeyim. Burada otopilot alma şansım yok ama otopilot için uygunsa araba, durduğu yerde de otopilot almak için bunu yapmamız gerekiyor. Yani o zaman kolu iki sefer çektiğimiz zaman böyle otopilotu alıp araba durduğu yerde otopilotu çalıştırmış oluyoruz. Şehir içinde bile otopilot çalışıyor biliyorsunuz. Yalnız böyleyken böyle kapıları açtığımız zaman gördüğünüz gibi uyarı geliyor. Hemen parka alıyor arabayı. Direkt drive'dan parka alıyor. Bu da olması gereken bir güvenlik şeyi. Ya da ise araba biz çıktıktan sonra gidebilir. Şu anda araba drive'daydı. Gördüğünüz gibi parka aldı. Evet arkadaşlar, aktaracaklarım bu kadar. Umarım bilmeyenlere faydası olmuştur. Meraklılarına da ekstra bir bilgi olmuştur. Gene her zamanki gibi diğer videolarımda ve önceki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar. Görüşürüz.